Zafer Sineması'nda iki film birden. Başrollerinde sinemanın bebek yüzlü aktörü Tarık Akan ve güzel gözlü yıldız Perihan Savaş. Esir Hayat. Kıbrıs'ta çekilen bu film aşk, mücadele, heyecan dolu. Kadınlara meccanen, duyduk duymadık demeyin. Esir Hayat. Zafer Sineması'nda. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-11 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu. Ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır. Ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda gol atarlar. Eğerler dünü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar. Hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır. Eğerler kapıları açarlar. Asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zaman dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür? Nasılsa asıl. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. Dear presenters, dear participants, welcome to 2nd International Cinema Symposium. It's a honor for me to moderate this session. I would like to thank Professor Dr. Fevzi Kasap and organizing team for this amazing event today. Now we are going to start our first papers about medical profession in Albanian cinema through perspective distortion and role confusion between the 1969-1986, the authors who are Andian Maxi and Gentian Wiska. Shall we start with your presentation? Could you kindly to introduce yourself briefly before starting your studies presentation? Yes, Andia Maxi and Gentian Wiska, now is your turn to share your study. Yes, thank you. Welcome from Albania. Nice to be with you. And could you kindly introduce yourself before starting your presentation? Thank you for your contribution to this symposium. Yes, sure. Thank you very much for giving me the opportunity to speak here. I am a medical professional working since almost 30 years in medicine. And we've been working together with Andia, the first co-author, in a theme that is a little bit a mixture between medicine and cinematography, because we are not professionals in cinematography,
The first author is a psychologist, and the second is a medical doctor. We were very much interested in the way how the audience and the general public does see the medical profession and the medical doctor in the cinema. We know that there is a lot of confusion and problematic with the figure, the character of doctor in the everyday life. A lot of problems with patients, with relatives, with malpractice, with legal issues. After all, it is a very hard profession. Although the theme of symposium is what is new from the cinema, actually we were depicting or we're trying to pick up only movies from the exact period of time that I have mentioned in the title, 1969-1986, which is not a short period, it is almost a 30-year period, but you might see quite well how the image of the medical doctor changed in the medical film, in the films, in the movies, in the Albanian movies. Well, now, the way in which the medical profession has evolved during last decades mirrors in artworks and movies as well. The ever-changing technological and scientific achievements and advancements contributed into the demystification of a previously unknown or very bad-known profession, that of a medical doctor. In fact, we are, and we could not be, the first medical doctors that have been thinking about how directors, how movie makers, how regisseurs, how actors display and show the character of a medical doctor in the movies, which is, after all, not a simple thing. So we have had some authors to rely upon and to quote. For example, you see a paper from Pritam Raj, Medicine, Myths and the Movies, because medicine, doctors, life-saving situations, life-threatening occurrences have always been a predilected theme for directors and for movies. This is a guest editorial that has been published in the journal Postgraduate Medicine in 2003, but if you see, I've taken only some sentences to quote. Filmmakers have been enamored or fall in love with medicine since the first black and white images flickered onto the silver screen at the turn of 20th century. That means that medical doctors, medical profession, even nurses have been very much predilected from movie makers and were so to call at the scene. But Hollywood's misleading depictions affect physicians, patients alike. So the depiction of a medical profession as far as it has been made from lay persons that are not of this profession, is largely confusing. We have also a very prolific author, which is Flores. He has published several papers on the theme. Doctors in the Movies is one of them. Published in the archives of Diseases of Children. Probably he's a pediatrician. That's why he has published that in the archives of Diseases of Children. Doctors in the Movies is another paper, very interesting and almost exhaustive. But the most exhaustive is the way the movie makers and filmmakers and directors depict doctors. According to this author, Glenn Flores of Massachusetts, you can see it right in the title, Med Scientists,
compassionate healers, and gritty egotists. So these are three models how the cinematography has depicted, and I'm talking about American and Western European cinematography in this paper quoted from Flores, Massachusetts. So you can imagine doctors, mad scientists, but also as compassionate healers, but also as gritty egotists. And there has also been a time trend in the way doctors and medical medical doctors have been depicted in the movies. Well, Albanian cinema is not an exclusion. So we have more than 16 movies from the Albanian cinema that do treat the figure or the character of a medical doctor. In fact, it has rarely focused on a medical profession as a theme per se. Rather, and due to ideological pressure, the doctor was part of an evolving society that was craving for perfection, equality, and welfare. Half a century after the crumbling of the communist illusion, we might see the consistent changes in some three snapshots. I have selected only three snapshots depicting the medical doctor within a time frame of 20 years, which is 1969-1986. The first model, a young female doctor in the movie All Wounds of 1969, forced to leave a university hospital and heading toward a lost village while downgrading her professional status and probably the long-time career. This displacement, apparently made on good grounds of helping people even in remote areas of Albania, and the psychological dilemma, depicts the immolation in a modified form, convenient to the society. This is a pure ideological framework that has hardly survived the time proof. You can find in the IMDb database, International Movie Database, and some other websites also, the scripts in a synoptic form. Here is the synopsis of this movie that I'm talking about, Old Wounds, with a Highlander old man that goes to the hospital of Tirana. Tirana is the capital of Albania. He decides to have a bullet extracted from shoulder blade, but he uncovers that the person that would operate him would be a woman, which is a very hard thing to swallow and to accept for old man coming from rural areas. On the other side, the medical doctor, the woman, is going through a family drama because her husband decided to work in a very remote area and she will follow him, as I've written above. I have selected some of these. If you see, this is a part of the medical theme. At that time, people were very used to even to smoke inside indoor area. This is the chief of the head of the surgery department where the woman doctor works before she changes her working place and goes into a very remote area. And this is the end of the movie. Also, you can see that it is almost a happy end because after getting operated and healed, the old man coming from the rural area gives a salute to the woman doctor that just previously he had refused to get operated from. There is also a second model, is a long career surgeon. It is not any longer a young female doctor, but it is a long career surgeon. In the movie, The Eighth in a Bronze Statue, a movie of 1970, who was secretly treating an injured partisan inside his home
facing serious consequences should the Nazi Germans that were occupying the country would have uncovered the truth. So we're talking about the Second World War. This is a mixture of ideology and ontology. And this is partially still acceptable to most viewers. The official translation is the bronze bust, although the exact translation from the Lebanon would have been the eighth character in the bronze bust. So we have the anniversary of a commissar, which is a partisan, when seven of his brother-in-arms, teacher and other characters accompany the bust of the commissar at his native village where dedication ceremony is to be held. On their way, each of them recalls events linked with the life and struggles of this dead partisan. This is an image of the doctor that is treating secretly the wounded person inside his own house. You can imagine quite easily that before, till 30, 40 years before, most of the doctors that were practicing in hospitals, they had also a small clinic inside their own homes. So they could even keep on working inside their homes. Why not also turn their homes into small clinics? And this is the surgeon that was treating the secretly this wounded person. Another image of him. And we have also, with the time change, we are having some kind of downgrading of the medical profession depiction or characterizing. The third model is in a movie that is almost 30 years older than the previously two that I did mention before. It deals with a recently graduated doctor that had no experience at all. And the title of the movie is While Life Doors Are Opened. This young doctor is obliged to perform an abdominal surgery in a catastrophic setting without having anesthesia, no assistance, probably no surgical tools at all. This is some kind of shift, time shift from ideology towards deontology from 1969 to 1986. And this shift is clear, maybe overrated, but artistically sound. So I translated that while life doors are open, but the translations are not always the same. The open doors of life is another title, which is a little bit closer to the original title. Bardi is a young doctor assigned to work in a remote mountainous village. He carries out successful difficult operation despite the lack of the necessary means, and he found many dear friends, which is very, very intriguing, but actually remote from the reality. This is the young doctor while treating in vain youngster, a small child, and the father of the child, which stays right behind his back, let's say witnessing something that is going really wrong, and with a young patient dying shortly thereafter. The dilemmas of the medical doctor are probably very well depicted in this picture. You see how different is this one from the doctor of 1970, the old career surgeon, which has much more competence, and whose presentation in the public is really much more consistent. I have inserted a movie here, which is not possible to view. I don't know why. I have a fragment of a movie here. Would it be possible to
to see it. I have it embedded in the I don't know why we cannot see it, because this is a really interesting fragment. I will try to transmit it separately, if it would be possible to share something else, like a video file. Yes, I'll try to do it as a video file. It seems not possible to transmit it right now, although it should have been interesting to see this part of movie which is embedded in the text. Let me come up, because I cannot play this part of the movie, come up with the conclusions. It was a fragment from the first movie, describes a debate between the head of surgery clinic with one of the surgeons. The woman doctor is facing a disapproval from a patient to get operating from a female doctor. The discourse is more ideology than medicine, a mixture of ad hoc deontological sermons. Obviously, treatment refusal and or the choice of doctor were not compatible with totalitarian concept of medicine at that time. Thank you very much for your attention. We thank you for your contribution to Cinema Symposium. I have a firm belief that the listeners, participants, impress a lot from your studies, which shed a light for interdisciplinary perspective and how we perceive about the image of the doctors. Çarptırması ve rol karmaşası ile Arnavut sinemalarında tıp ve meslek algılarında doktorların sinemalardaki algısı üzerine bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmamızda 1969 ve 86 yılları arasında doktorlar üzerine algıların sinemalara yansımaları paylaşılmıştır. Güzel bir disiplinler arası çalışma olduğunun inancıyla katılımcılarımıza, yazarlarımıza teşekkür ediyorum. I thank a lot authors for this great contribution. Now we are going to continue with the second presenter, Rukiye Uslu, about the use of cinema in social work education, the use of film as course material. What will happen now? Sinemanın sosyal hizmet eğitiminde kullanımı ne olacak şimdi? Filmin ders materyali olarak kullanımı bildirisiyle sempozyumumuza devam ediyoruz. Rukiye Hocam, söz sizin. Teşekkür ediyorum hocam. Sesim geliyordur umarım. Evet, buyurun. Ben Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Derslerimde de oldukça fazla bir şekilde sinemayı kullanıyorum ve öğrencilerin de konuları daha rahatlıkla anlayabildiğini, kavrayabildiğini ve onlar için de konuyu öğrenmenin ve uygulamaya aktarmanın daha keyifli bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum. O yüzden de sıklıkla kullandığım bir yöntem olarak hani sinemanın sosyal hizmet eğitiminde kullanımını bu sempozyumda paylaşmak istedim. Ne Olacak Şimdi isimli 1979 yapımı
Türk sinemasından bir filmin materyal olarak kullanımını sizlerle paylaşacağım. Evet, sunumum boyunca izleyeceğim basamaklarım sosyal hizmet disiplini ve eğitimi, sosyal hizmet eğitiminde filmlerin kullanımı, aile ve çocuklarla sosyal hizmet dersi, ne olacak şimdi filminin tanıtımı ve derse ilişkin analizi, tartışma ve sonuç, kısa bir sonuç. Evet, baktığımızda sosyal hizmet disiplinine, disiplinini tanıtarak başlamak istiyorum. Sosyal hizmet mesleği, sosyal gelişme, sosyal kaynaşmaya, insanların güçlendirilmesine, özgürleşmesine aracılık eden uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplin. Sosyal adalet, insan hakları, ortak sorumluluk ve çeşitliliğe saygı sosyal hizmetin temellerini oluşturuyor. Sosyal bilimlerin ve beşeri bilimlerin teorileriyle ve yerel bilgiyle desteklenen sosyal hizmet, yaşamdaki güçlüklere işaret etmek ve refah arttırmak için insanları ve yapıları bir araya getiriyor. Bu tanımdan da gördüğümüz üzere sosyal hizmetin ana konusunu insan oluşturuyor. Çalışma alanına baktığımızda ise sosyal hizmet uzmanları birey, aile, grup, topluluk, toplum gibi farklı düzeylerde her düzeyde uygulamayı gerektirecek. Örneğin çocuk refahı, sağlık, suç ve ceza, özürlülük, engellilik, aile danışmanlığı, madde bağımlılığı, evde bakım, psikiyatrik üniteler, toplum destek programları gibi çok geniş bir alanda çalışma yürütüyor sosyal hizmet uzmanları. Evet, konumuz insan ve insanı bütünlükçü bir yapıyla ele alıyoruz, genelci bir bakış açısıyla ele alıyoruz ve yaşamlarında karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak sosyal işlevsellik problemlerini çözmeye yönelik müdahalelerde bulunuyoruz. Sosyal hizmet eğitimiyle alakalı olarak baktığımızda da bilgi, beceri ve değer saç ayaklarına dayanan sosyal hizmet eğitim sürecinde yine bu üç temel alanda değişimi hedefler. Bilgi edinmeye yönelik bilişsel öğrenmeye, beceri gelişimine yönelik davranışsal öğrenme ve değer eğitimine ilişkin duyusal öğrenme eşlik eder. Tüm sosyal hizmet eğitmenleri sosyal hizmet uzmanlarının yalnızca kuramsal eğitime yönelik bilişsel öğrenme ya da uygulama eğitimine yönelik davranışsal öğrenme yöntemleriyle yetiştirilemeyeceğini bilirler. Bu nedenle duyusal öğrenmenin unsurları olan değer, tutum, etik kural, empati, özgecilik yani başkalarının iyiliğine çalışmayı yaşam ve ahlak ilkesi yapan görüş ve içgörü gibi kavramları da öğrencilerine kazandırmak için çalışmaktadırlar. Evet, sadece kuramsal bilginin aktarımına yönelik dersler gerçekleştirmiyoruz. Derslerin neredeyse her dersin içeriğinde yani değer, tutum, etik kural, empati bunlarla alakalı olarak illaki bütün öğretim görevlilerinin, öğretim üyelerinin vurgu yaptığı konular. Bu amaçla sosyal hizmet eğitimi insanların bilgi, beceri ve değerlerine yönelik farkındalıklarını eğitime başladıkları ilk andan itibaren toplantılar, drama etkinlikleri, sempozyumlar ve çeşitli materyaller aracılığıyla arttırma konusunda çabalamaktadırlar. Bu bağlamda sosyal hizmet eğitiminde film kullanımı, duyusal boyutun öğrencilere kazandırılması adına önemlidir. Aynı zamanda öğrencinin hani görsel olarak izlediği bir olaya ilişkin öğrenmiş olduğu kuramsal bilgiyi bu izlediği konuyla bütünleştirmesine, muhakeme etmesine ve aslında o bilgiyi kullanmasına da yardımcı olmakta. Sosyal hizmet eğitiminde filmlerin kullanımına baktığımızda burada ben yani dersler içerisinde öğrencilerimle paylaştığım filmlere yer verdim. Bunlarla alakalı olarak mesela burada Daha filmi var. Kırık Çember, Portakallar ve Güneş Işığı filmi. Baktığımızda öğrencilerin müfredat içerisinde öğrendiklerini az önce de ifade ettiğim gibi filmlerle bütünleştirerek aslında konuyu daha iyi öğrenmelerini sağlayan bir yöntem sunuyor.
daha öğrenciyi aslında daha aktif hale getiriyor bu yöntem. Burada diğer filmler, Patch Adams, The Savages ve Philadelphia filmleri var. Bunların hangi dersler içerisinde kullanıldığını söylemek gerekirse, Philadelphia eşcinsel ve HIV virüsüne sahip bir kişinin başından geçenleri anlatması nedeniyle tıbbi psikiyatrik sosyal hizmet dersinde, Patch Adams'da tıbbi psikiyatrik sosyal hizmet dersinde kullandığımız bir film. The Savages'da yaşlılıkla ilişkili olarak derslerde öğrencilere önerdiğimiz filmlerden. Burada Kız Kardeşim'in hikayesi, ikimizin hikayesi ve Yerdeki Yıldızlar filmlerini görüyoruz. Yapılan araştırmalar üzerine de konuşmak gerekirse sosyal hizmet öğrencileriyle yapılan derslerde filmlerin kullanılarak derslerin yürütülmesinde araştırma sonuçları da öğrencilerin bundan çok daha hani verimli ders geçirdiklerini bulmuşlar. Öğrenciler çok daha verimli olduğunu, daha keyifli olduğunu ifade etmişlerdir ve empati becerilerinin de daha gelişmiş olduğu bulunmuştur. Burada da Hanım filmi, Züğürt Ağa filmi ve Dönersen Islık Çal filminin afişlerini görüyoruz. Şöyle bir şey söyleyebilirim bu noktada. Sosyal hizmet genelci bir bakış açısıyla insanı inceler, değerlendirmesini yapar. Sosyal işlevsellik problemi yaşayan her insanla çalışır ve yapmış olduğu değerlendirme sonucunda da onu iyi tanımış olması ve buna göre bir müdahale planı hazırlamış olması gerekir. O yüzden de hani insanın durumlarıyla alakalı olarak, insanların başına geldiği konularla alakalı olarak sosyal hizmet öğrencileri ne kadar fazla hani olay, işte vaka, hikaye, filmle karşılaşırsa aslında bu onların empati becerilerini yükselten bir deneyime dönüşüyor diyebiliriz. Burada da yine Canım Kardeşim filmi, Aile Şerefi filmi ve Uçup Niye Vurmasınlar filmleri var. Çok pardon, nasıl geçtim. Aile ve çocuklarla sosyal hizmet dersiyle bağlantısına gelecek olursam da burada aile ve çocuklarla sosyal hizmet dersinin bir dönemlik programını görüyoruz. Bu ders içerisinde öğrenciler ailenin tanımı ve tipleri, işte planlı müdahale sürecinde de tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme aşamalarını öğreniyorlar. Biz bu bildiri sunumu sınırları içerisinde ise, yani açıkçası şunu söylemeliyim burada. Filmlerin kullanımını bu ders içerisinde aslında her aşama için ayrı ayrı kullanabiliyoruz. Ama hepsini tek film üzerinden de değerlendirip yürütebiliriz. Ama bildiri sınırları içerisinde ben sadece bir ünite olarak ailenin ön değerlendirmesini yapmak konusunu aldım. O da oldukça kapsamlı olduğu için de bunların içerisinden sadece aile içi iletişim konusunu seçtim. Baktığımızda öğrenciler filmleri kullanarak filmlerde görmüş oldukları, izlemiş oldukları aile yapılarında aile içi iletişimin nasıl olduğunu ve bunu nasıl tarif etmeleri gerektiği, nasıl keşfetmeleri gerektiğini öğreniyorlar. Ailenin yapısıyla ilgili çözümlemeleri yapmayı öğreniyorlar. Bunu aile içi kurallar, aile içi sınırlar, roller, güç dengesi, geçmiş yaşantının şimdiki yaşantıya etkisi basamakları izliyor. Diğer iki alan ise aile yaşam döngüsü ve sosyal çevre. Gelelim ne olacak şimdi filmine. Başta da ifade ettiğim üzere ne olacak şimdi filmi 1979 yapımı bir film. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz yapmış. 83 dakika sürüyor ve afişte de gördüğünüz üzere Levent Kırca, Şener Şen, Perran Kutman, Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı bir film.
Söz konusu film evet 1979 yılında çekilmiş, 43 yıllık bir geçmişe sahip ama içerisindeki anlattığı aile hikayesi, kadın erkek hikayesi günümüz koşullarındaki yaşanan durumları da kapsayan özelliğe sahip. Bu nedenle de hali hazırda filmi derslerde kullanabiliyoruz. Toplumsal cinsiyet, mesleki etik, aile değerleri ve çocuğun korunması, çocuğun yüksek yararı gibi konularda da ders sırasında sınıf içi tartışmalar yürütülmekte. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi zaman sınırı olması nedeniyle ben sadece ailenin ön değerlendirmesini, aileye ilişkin ön değerlendirme yapmakla ilgili olarak aile içi iletişim konusunu ele alıyorum. Evet, filmde öğrenciler için öğretici bulduğum ve sınıf içerisinde tartıştığımız ve dikkat çektiğim noktalarla ilgili olarak bir özetleme yaptım ben. Özden ve Orhan çifti kapalı bir iletişim tarzı benimsemiş olup zamanla çıkan tartışmalarda patlamalar yaşayıp duygu düşüncelerini paylaşmak durumunda kalmışlardır. Günlük yaşamlarında yapıcı bir şekilde düşünce ve duygu aktarımında yeterince birbirine açık olamamışlardır. Ancak Orhan'ın psikolojik olarak daha çok baskı hissettiği ve kendine güven sorunları yaşadığı, bu durumun onda alınganlık, yoğun kıskançlık duyguları ortaya çıkardığı ve yansıması olarak da Özden'e karşı baskıcı ve zorba bir tutumla yaklaştığı, Özden'in özgüvenli, yapıcı, alttan alan ve affedici özelliklerinin daha baskın olduğu gözlemlenmiştir. Orhan, her ne kadar ben burada yaşayamam diye ifade etse de Özden'in ailesine ait bir apartman dairesinde yaşamaya başlamış. Özden'in geçmişte de vakit geçirmekten hoşlandığı şekilde bir tatille balayını geçirmeye razı olmuştur. Bu nedenle de Orhan Özden'in hayat tarzı geçmişi ile yakından ve oldukça kısa sürede bir yüzleşme yaşamıştır. Burada aslında karakterlerin iletişimdeki davranışlarının temellendiği şeylerden bahsetmek istedim. Özden ise geleneksel olarak belirlenmiş saygı kuralları, el öpme gibi ya da kadın erkek ilişkilerine yönelik geleneksel bakış açısından uzak bir aile yapısı içinde büyümüştür ve geleneksel toplumun bu tarz beklentilerinin bazılarının farkında, bazılarının farkında değil gibi gözükmektedir. Farkında olduğu konularda annesinin saçmalama şeklinde tepki göstermesine rağmen uyum göstermeye çalışmakta onlara. Bu nedenle de Orhan'a göre evliliğe uyum sürecinde daha rahat hissediyor gözükmekte. Bununla birlikte Orhan'dan beklemediği davranışlarla karşılaşmak onda hayal kırıklığı ve öfke duygularını ortaya çıkarmaktadır. Yaşanan sorunların temelini farklı aile yapılarından gelmeleri ve dolayısıyla farklı yetiştirilme tarzına sahip olup farklı sosyal çevrelerde bulunmaları oluşturuyor gibi gözükmektedir. Orhan ve ailesi geleneksel özelliklere sahip bir aile modeli çizerken Özden ve ailesi ise kentli ve varlıklı bir aile görünümündedir. Orhan Özden'in kök ailesi ve çevresi yanında da kendi kök ailesiyle birlikteyken de iletişim konusunda problemler yaşamakta ve bununla ilgili çözümü alkol kullanımında bulmakta. Özden ise böyle bir dış desteğe ihtiyaç duymaksızın kendisi için uygunsuz bir düşünce olsa bile düşüncelerini rahatlıkla ve çekinmeden ifade edebilmekte en azından Orhan'a göre. Evet, birbirlerini beğenerek ve birbirleri üzerinden eş beklentileri umarak yapmış oldukları evlilikte aslında birbirlerini yeterince tanımadan evlenmişlerdir ve bu evlendikten kısa bir süre sonra tartışmalar başlamıştır. Bu tartışmalar kısa sürede boşanmanın konuşulduğu kavgalara dönüşmüştür. Çiftin ilk tanıştıkları ve birbirleri hakkındaki düşünceleri avukatlık mesleğini icra ederkenki söylemleri üzerinden olmuştur ve bu söylemler üzerinden birbirlerini tanıdıklarını ve karşı tarafın ideal eş beklentilerine uyduklarını düşünmüşlerdir. Evet, burada filmden bir diyalog aldım. Bunu tek tek okumayacağım ama kısaca şu şekilde bahsedebilirim. Özden erkek bir müvekkilini savunurken daha çok hani geleneksel toplumdaki erkeğin konumu ve kadının konumundan bahsederek bir savunma yapmakta. Orhan ise kadın haklarını savunan kadın müvekkilini, kadın haklarını savunarak
hani kendisini ifade eden ve tam bir kadın hakları savunucusu şeklinde davranan bir model çizmiştir ve ilk defa aslında birbirlerini avukatlık rolleriyle tanımışlardır. Dolayısıyla aslında orada ne gerekiyorsa onu söylemişlerdir müvekkillerin durumunu savunmak adına. Ama ilk izlenimleri tamamen o anda bu söylemleri üzerine olmuştur. Özden daha batılı, daha modern ve kadın haklarının farkında olan bir eş hani idealize ederken Orhan karakteri ise ne kadar işte savunmasında kadın haklarına vurgu yapsa da Özden'in geleneksel olarak erkeğin konumunu savunması ve kadının konumunu geleneksel olarak ortaya koymasından aslında etkilenmiştir. Burada da mesela iç ses olarak Orhan'ın dediğine baktığımızda işte ideal bir kadın, tam doğulu, insanın böyle bir karısı olsa dediğini görüyoruz. Özden'in iç sesinde ise kadın haklarını ne kadar da inançla savunuyor, tam batılı bir erkek, insan böyle biriyle huzur içinde yaşayabilir. Baktığımızda evet bunlar sosyalizm teorileri açısından iletişimle bağlantılı olarak önemli bir veri sunmakta. Aynı zamanda evlilik öncesinde bireylerin açık iletişim kurması, belli bir süre birbirlerini tanıdıktan sonra evlilik kararını vermesi gibi konuların da aslında altını çizer özellikle. Birbirlerini tanımadıklarıyla ilgili ilk itirafta evliliklerinin ilk günü Balayı Oteli'nde yaşanan tartışmada oluyor. Aslında evlenmeden önce konuşulması gereken birçok konunun göz ardı edildiğini fark ediyorlar ve uygunsuz aslında çok daha önce konuşmaları gereken konuları o gün konuşmaya başlıyorlar. Bu bir tartışmayla başlıyor. Baktığımızda hani sunumun sonunda da belirttiğim şöyle bir şey var ki hani film sadece aile ve çocuklarla sosyal hizmet bağlamında değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyetle alakalı olarak da oldukça önemli verilere sahip. Hızlanayım. Filmin sonlarına yaklaşırken çift birbirlerini beklentileriyle yüzleşir, bunları açıkça konuşurlar. Her iki tarafta hata gördükleri konuları yapıcı bir diliyle ifade ederler. Filmin sonunda tartışsalar bile artık çözümleyebildikleri mesajının olduğu düşünülmektedir. Aslında aile içi şiddet, aldatma gibi derinlemesine birçok konuyu barındırmakla birlikte bu özel sorun alanlarını dışarıda bırakmak koşuluyla film evlilik öncesi sürecin önemi ve aile yaşam döngüsünde birinci döngü yani yeni evli çift çocuksuz dönem hakkında da oldukça önemli içerik sunmakta, yaşanabilecek sorunlar ve uyum sürecini örneklemektedir. Çok hani az önce bahsettiğim işte bunlardan bahsetmiş olmakla birlikte aslında filmde kadına yönelik şiddet konusu, aldatma konusu, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, çocuğun bakımı, korunması, çocuğun istismar edilmemesi gibi konularda da sosyal hizmet alanında kullanılabilecek birçok içerik bulunmakta. Sunumum bu kadar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzde ayrıca kutlu olsun demeden bitirmek istemedim. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sayın Rukiye Uslu, bu güzel çalışmanız için biz size teşekkür ediyoruz. Sinemaların sosyal hizmet eğitimi için de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş bulunuyoruz. I would like to thank Rukiye Uslu from her presentation about the use of films in social work education. She mentioned about the importance of the course material as films in order to enhance the capacity of knowledge, skills, and the value in for their students. And she mentioned about what will happen in the production of Turkish films in 1979, about who moderate by Atıf Yılmaz for enhancing the empathy skills of the students in social work education. And mainly she mentioned about the role of the family based on the intercommunication and how they pre-evaluate the concept of the family in this film. Thanks for her presentation. Now we are going to continue with the third presenter from Romania, Georgi Gergi, about the investor video essay.
Welcome to our symposium. It's now your turn. Could you kindly introduce yourself before starting your presentation? Thank you. Thank you very much. Welcome, Professor Manol, also. You are together. Two authors are together. Yes. Welcome, both of you. Yes. Nice to see you in our symposium. You are welcome to present your presentation. And before starting your presentation, I will be pleased to know about you. Thank you. Thank you very much. Hello from Romania. My name is Gheorghe Giurgiu. I am pioneer scientific with the innovation in several fields, mechanic, electronics, weapons, medicine. And Dr. Manole Kojokaru, professor at the faculty medicine from University Titu Maiorescu from Bucharest, we present the theme inventory video itself. Please share inventory. So, please, doctor. I would like to present you inventor. Moment is not to share. You can't share. There is some technical connection problem. Now is there connecting? No problem. We have time, and we are happy to listen their study, which is interesting about yaratıcı. It's about the presentation is about inventor video essay. Değerli dinleyiciler, birazdan dinleyeceğimiz olan çalışmamız mucit yaratıcı video denemeleri üzerine Romanya'dan iki katılımcımızın yapmış olduğu çalışmadır. Teknik sebeplerden dolayı yayından çıkmış bulunmaktadırlar. Birkaç dakikaya kadar tekrardan bağlanacağımızı belirtmek isterim. Buraya kadar sinema sempozyumu üzerine yapılmış iki çalışmamızı dinledik. Bir tanesi disiplinler arası bir çalışma olduğu için gerçekten Arnavutluk sinema çalışmalarında doktorlar üzerine yapılmış algılar çalışmasıydı. 30 yılı aşkın sürede doktorların nasıl algılandığı üzerine yapılmış bir çalışmaydı. Bu da bize sinemanın her disiplinde önemini ve etkileyici bir şekilde eğitici, kültürel bir yapısını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda sosyal hizmet eğitiminde sinemaların, filmlerin yeri ve önemi, değerlerin katılmasındaki mevcut işleyişi bize göstermektedir. Sosyal hizmet eğitimindeki değerleri, bilgiyi ve beceriyi kazandırmak adına filmlerin bir ders materyali öğrencilerimize empati kazandırma adına ne kadar önemli olduğunu gösteren bir unsur olmuştur. Bu çalışmamız da sempozyumumuza büyük bir değer katmıştır. Bunu burada görebildiğimiz nokta, disiplinler arası çalışmalarda sinemaların, yapılan eserlerin, değerlerin ne kadar bir aracı rolde, değer katan rolde olduğunu bize göstermektedir. Bu da bizim için, bilim için ve geleceğin şekillenmesi adına ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Diğer sunacak
hocalarımızı beklemekteyiz. Onlar da aynı zamanda bizimle Romanya'dan bize katılmışlardır. Burada yapılan çalışmalarda görmekteyiz ki onların çalışmaları aslında farklı alanlardan, tıp alanından çalışan bireylerin, uzmanların sinemaya da katkı koyabileceğini, her alanın birbiriyle olan bağlantılı olduğunu göstermektedir. Dijitalleşmenin film gazeteciliğinde, filmde ve gazetecilikte ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışmayı bizlere sunacaklardır. Burada video kurgularının ve denemelerinin yapılırken dijitalleşmeyle ve girişimcilikle ve ilerleyen teknolojiyle nasıl daha iyi ve etkili kullanabileceği üzerine bize yardımcı olup bilgi ve deneyimlerini, bakış açılarını sunacaklardır. Bu açıdan sonuç olarak baktığımızda video kurgularının ve denemelerinin bilgilendirici, aynı zamanda bireylerin ne kadar bu teknoloji desteğiyle birlikte daha hızlı, daha etkili denemeler yaratabileceğini gösteren çalışmaların olabileceğini bizlere sunacaklardır. Teknik sebeplerden dolayı katılımcılarımızı şu anda beklemekteyiz. Affınıza sığınarak sizlerde kısaca böyle bir özetlemeye çalıştım. Umarım aramıza katılma şansı bulacaklardır. We are waiting our authors due to the technical problems of their internet. I am very excited to hear their presentation. Hope we are going to connect within 2 minutes to listen their presentation from Romania. Bayanlar, baylar, Zafer Sineması'nda iki film birden. Başrollerinde sinemanın bebek yüzlü aktörü Tarık Akan ve güzel gözlü yıldız Perihan Savaş. Esir Hayat. Kıbrıs'ta çekilen bu film aşk, mücadele, heyecan dolu. Kadınlara meccanen, duyduk duymadık demeyin. Esir Hayat. Zafer Sineması'nda. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-11 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Eğer ki hayatımızda hiç eğer olmasaydı nasıl olurdu? Size şöyle söyleyeyim. Her şey daha az parlak, daha az yeşil olurdu. Ve daha az parlak yeşil. Çünkü eğerler ormanların derinliklerinde tek bir kibritle derinlerin kıvılcımını ateşler. Eğerler Nobel ve Guggenheim'ın aklına takılır. Ve o kodu bu kodu çözerler. Eğerlerle içinizden haykırmak gelir. Eğerler bariyerleri kırarlar. Asla yalnız yürümezler ve aşırı bulaşıcıdırlar. Eğerler aşikardır ve son anda golü atarlar. Eğerler dünü umursamazlar, robotlarla bile konuşabilirler. Karşı takım soluklanırken oynamaya durmadan devam ederler. Sadece basit bir kelime öyle mi? Hayır. Eğerler asla uyumazlar. Hep daha fazla çaba gösterirler. Eğerler bakar, araştırır ve en beklenmedik zamanda ortaya çıkarlar. Eğerler klonlanarak çoğalırlar. Acaba gerçekten yapabilir misin? Yaptın bile. Eğerler aklınıza girmeye çalışan güler yüzlü şakacılardır.
Eğerler kapıları açarlar, asla kaybetmeyeceklerini bilirler. Ve biraz gün ışığına her zaman hazırdırlar. Her şey bir eğerle başlar. Çünkü eğerler ne zaman dönüşür, ne zamanlarsa şimdi. Ve şimdi nasıla dönüşür? Nasılsa asıl. Eğerler bakış açınızı değiştirir. Eğerler oyunu değiştirir. Eğerler dünyayı değiştirir. Biliyoruz. Çünkü biz eğerlerle çalışıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi. Yes, we can continue from our colleagues from Romania and for the our symposium presentation in this session. Yes, welcome again. It's your turn to share your presentation and your study. When my work no work connection with telephone. I can start. You can orally share your presentation if you can't share your okay. Your study. You are welcome. Yes, please. Okay. Thank you. Please, Dr. Kamsart. Yes, I am Manole Kojokaru and I would like to present you Inventor video essay. We all have a story to tell, and we need to listen to each of us. It's unique and memorable and can provide a life lesson to learn from. Each of us can become a storyteller. You just need courage and confidence in what you have to say. Due to digitalization of film journalism, the video essay is becoming more and more common as an audiovisual version in which the subject presents a part of his biography, of his achievements, and just can be more accessible to recipient without necessarily being simplified as a speech. At the same time, the video essay is a promising starting point, a contemporary one, specific to the new media era, without being fundamentally innovative as an audiovisual practice that can guide us to a better understanding of the role of moving images in shaping our thinking.
video essay being a form that is new developing that enjoy a good reception from a wide audience of cinephiles and that encourages professional and amateur critics to join the ranks of those who make them. We consider it an optimal time for the promote them. In the first phase, it is worth studying to discuss of the video essays, the ideas carried mostly by an of voice that guides to receiver through an illustrative montage composed of the sequences of a certain film. In the applied discussion of certain video essays, this paper focuses on those that suggest a successful transition between the written essay and the videographic essay, or that use various cinematic traditions that have come to offer a different angle of the author. The main use of video essay that has received enthusiasm is the informative one. Most film teachers would agree that watching videos while the author talks about his achievements manages to simplify their reception to a significant degree. As limited as we may be, video essays allow authors to have already shortened video clips and their fingertip types, which simplify illustrating an achievement. Adopting video essay in the presentation of invention or innovation has a much greater potential because personal video essay are non-fiction works. The author's voice and image must be trusted. The video presentation of the essay can be formal or casual, but the listener attention may be paid. The video essay presents a biographical fragment of an inventor who is suffering from psoriasis, a disease that medicine classifies as incurable, does not accept reality, and after some research discovers a treatment for this disease, a discovery that later helped tens of thousands of the sick to be healed. Being a creative person, the inventor discovers other methods and treatment for curing paralysis. His inventor dreams is to create his our laboratory and his own clinic where, together with famous doctors, he can treat patients whom allopathic medicine could not help. 40 years ago, Gheorghe Giurgiu was suffering from psoriasis for 7 years, and in order to cure himself, he discovered a natural remedy and thus refuted the fact that this disease can be classified as incurable. You can see a photo with psoriasis before treatment and after treatment. In 1992, seeing that a new treatment for psoriasis had not yet been discovered, he applied to OSIM for a patent for a process for obtaining a plant extract for the treatment of psoriasis. 2 years later, he obtained a patent with which he participated in an international trade fair
and won the gold medals. You can see diploma of invention. He wrote two pamphlets in which he shared with readers how he had succeeded in overcoming psoriasis. After obtaining the patent in 1994, he cultivated medicinal plants on an area of 5,000 square meters, and after harvesting, created Danny Plant Tea, a nutritional supplement for the treatment of skin diseases. A Danny Plant product was sold in pharmacies, specialty stores, as well as in the spa treatment. Danny Plant Tea, a nutritional supplement for the treatment of skin diseases. Danny Plant product was sold in pharmacies, specialty stores, as well as in the spa treatment bases in Sovata, Călimănești, and Herculane in Romania, collaborating with the doctors there. In 2009, the Danny Plant mark was registered with OHIM as a European Community trademark. Seeing that the bees were coming to the plants used for these remedies every spring and summer, he bought two hives and began collecting the pollen that the bees harvest, combining this pollen with brewer's yeast and carob powder, he created new products. 8 years ago, with a German shepherd dog paralyzing his legs, he created the product Pollenoplasmin, a combination of several foods such as brewer's yeast, carob powder, and pollen to cure him. Treating another paralyzed puppies, the most interesting case was that of a dog from Cyprus who was hit by a car. His spine was fracturated and he was paralyzed. After 4 months of using Pollenoplasmin, the dog was able to walk again. Over the years, he has created another natural herbal remedies of for other human and veterinary condition. Like any inventor, Gheorghe Giurgiu has a dream, namely to build a center for research and application of natural remedies from herb and foods, which can help maintain human health and alternative to allopathic treatments. Moment. Sorry. In the end, he tells us his motto: natural herbal remedies and foods will be the medicines of the future,
and our health depends only on you. We just help you. Thank you for your attention. Moment to share. For contact. Moment to share the video itself. Mă numesc Gheorghe Giurgiu, sunt inventator din România, cu invenții și inovații în mai multe domenii și producătorul remediilor naturale Teniplant, care se adresează afecțiunilor autoimune, metabolice și neurologice. Cu 30 de ani în urmă, am fost bolnav de psoriazis, iar pentru a mă vindeca, am inventat un tratament din plante medicinale. După obținerea unui brevet de invenție în anul 1994, am cultivat plante medicinale pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați, iar după recoltare, am creat ceiul de Teniplant, un supliment nutritiv pentru tratarea bolilor de piele. În anul 2005, după ce am înregistrat marca la OSIM România, am vândut produsele în farmacii, magazine de specialitate, cât și în bazele de tratament de la Călimănești, Sovata și Herculane, colaborând cu medicii de acolo. După ce am creat site-ul www.deniplant.ro, un forum de discuție și un blog, având comenzi de a distribui și în alte țări, am înregistrat marca la OHIM ca marcă comunitară. În urmă cu 3 ani de zile, având un câine ciobănesc german, care a paralizat cu picioarele din spate, pentru a-l vindeca, am creat colenoplasmie, o combinație de câteva alimente, cum ar fi drojdia de bere, pulberea de roșcove și polenul. De-a lungul 10 ani, am creat și alte remedii naturale din plante medicinale și alimente pentru uz uman. Banii obținuți până acum și din finanțările viitoare îi voi investi într-un centru de cercetare și aplicare a remediilor naturale din plante medicinale și alimente ca alternativă la medicamentele alopate. Rețineți, remediile naturale din plante medicinale și alimente vor fi medicamentele viitorului și sănătatea voastră depinde numai de voi. Noi doar vă ajutăm. Thank you very much for your attention. One question: what you suggest as a main contribution from your study to the future studies? What you suggest to other colleagues in based on your study for future study? As you shared about written essay, how to transition between written essay to videographic one. What you can contribute in a one sentences for a future study? What you suggest? Do you have any suggestion to other authors? Yes, I want. Yes, please. Can you share? I want like center. I want. It's no work computer. Medicinal center, Teniplant for treat the skin disease or other medicine affection. Okay, thank you. I want to collaborate with the doctor from Turkey. And also northern part of Cyprus. Okay, thank you. Very pleased to be with you. And I would like to congratulate our presenters with their great presentations and their studies. We are very pleased to be together in this good platform at Near East University. I wish you a bright and successful contribution in your academic development and have a nice symposium in future. Thank you to be together. Keep safe and keep happy in your academic development, personal and professional development.
Nice to be with you. Congratulations to all presenters. Hope to meet in another symposium. Thank you very much. In this university and all our around the world. I thank you. Thank you. Yes, we came into our session. Thanks for your contribution to our sessions. We mentioned about social education work and also the film analysis from Albanian cinema. Also, and also how the videos production reflect the knowledge sharing in the medicine. And we gain great insight for the role of the cinema for interdisciplinary perspective in different fields. Thanks for your contribution to this session. Bayanlar, baylar, Zafer Sineması'nda iki film birden. Başrollerinde sinemanın bebek yüzlü aktörü Tarık Akan ve güzel gözlü yıldız Perihan Savaş. Esir Hayat. Kıbrıs'ta çekilen bu film aşk, mücadele, heyecan dolu. Kadınlara meccanen, duyduk duymadık demeyin. Esir Hayat, Zafer Sineması'nda. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu 8-10